Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda MIA Teknoloji şirketinin sermaye başvurusu hakkında bedelsiz bölünme ile ilgili çıkan haberimiz hakkında konuşacağız. Aynı zamanda teknik analizimizde de devam edeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar dün akşam saatlerinde MIA Teknoloji ile ilgili bir onay mesajı geldi. E, bu da akış haberlerimizde SPK'dan sermaye arttırım onayla ilgili bir haberdi. Dün saat 10 11 geçe civarlarında haberimize şöyle yer almaktadır. Sermaye piyasası kurulu MIA teknolojinin bedelsiz de sermaye arttırımı başvurusunu onayladı diye bir haber geldi. Şimdi bu haberimize şunu yorumluyoruz. Henüz bedelsiz bölünme onayı verilmedi. Çünkü buradaki olayımız MIA teknolojinin selme bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu yapması ve bu başvurusunun kabul edilmesi yani dosyamızı kabul ettikleri anlamına geliyor. Şirketin dosyasını kabul ettikleri. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar bizim şirketimizin SPK tarafından onayının verilmesini bekleyeceğiz. Yani bu henüz sermaye artırımı kabul edildi anlamına gelmemektedir. Şimdi bununla ilgili olarak hemen şurada sermaye artırımlarına ilgili olarak arkadaşlar onay bekliyor. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. 38 milyon TL'lik mevcut sermayesinin 494 milyon TL'ye çıkarılması ve %1200 oranında bedelsiz olarak arttırılması anlamına gelmektedir. Yani bizim bir tane lotumuz 12'ye bölünecek anlamına geliyor arkadaşlar. Henüz onayımızı verilmediğini, onayımızı bekliyoruz. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Hemen e, ilk seansta hemen bölünecek anlamına gelmesin. Buradaki süreci takip etmemiz gerekiyor. E, ne kadar bir süre içerisinde bu sürecimiz sonuçlanır. Hep beraber takip edeceğiz. Şimdi bu haberden sonra önümüzdeki hafta tabii ki bu güzel bir haber. Kötü bir haber diyemeyiz. Hissemizin lot bazında bölünmesiyle ilgili olarak çıkan haberde aslında sevinçli bir durum söz konusu olacak. Önümüzdeki hafta piyasa genelinde bir artışlar tabii ki ya da düşüşler yaşanabilir. Ama bizim şirketimiz yani MIA teknolojinin MIA tek hisse senedininle ilgili güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz. Dilerseniz hemen teknik analizimize geçelim. Arkadaşlar teknik analizimize baktığımız zaman bir günlük bazda bakalım. Biz en son kapattığımızda değerli dostlar %1 civarında bir oranda e, negatif bazlı düşüşler yaşadık ve kapattık hissemizi e, ve buradaki hacmimiz gerçekten de 1 milyon civarında düşük bir hacim olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda bizim aşağıda MACD RS sayımıza baktığımız zaman RS sayımız negatife doğru yol alması ve MACD'miz de yine negatifte şekillenmesini görüyorsunuz. Önümüzdeki hafta ilk seans gününde bir tepki olarak bizim hissemizi yukarı doğru atmalarını bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sevindirici bir haber. İlk bazda belki tavan da olabilir, tavan da olmayabilir. Buna henüz bir şey diyemeyiz. Ama hissemizin sermaye artırımı onayı kesinleştiği zaman arkadaşlar bu sürecimizi takip edeceğimizi söylemiştik. O sürece kadar geçen bir sürede bizim hissemizin hızlı bir şekilde yukarı çıkması, tırmanmasını bekliyoruz. Yani ön, öncelikle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe belki bu hizada ilerleyeceğini de düşünüyoruz arkadaşlar. İlk etapta bizim buradaki yukarıdaki 697 arkasından 740 dirençlerini kırmasını ve 810 ana direncimizin kırmasını odaklanacağız. Bu dirençleri tek tek kırarsa gayet güzel bir şekilde hissemiz onaylanana kadar bedelsiz arttırma onaylanana kadar hissemizin yükselmesini bekleyeceğiz. Ve bizim yukarıdaki 810 seviyesindeki güçlü direncimizin üzerinde bir iki gün kapanışı eğer gerçekleşirse en azından sermaye arttırma onayı çıkana kadar hissemizin iyi bir şekilde yükselmesini Hele ki sermaye artırımı kesinleştiği zaman onayımız çıktığı zaman hissemizin daha da artmasını bekleyeceğiz. Bizim daha önce bir teknik analizi yaptığımız zaman hissemize %53 oranında 810 direncimize itibaren artmasını aslında biz öngörüyorduk. Belki bu öngörümüzü gerçekleştirebileceğiz bu bedelsiz serma, sermaye sermaye artırımı kesinleştiği zaman. Burada şimdi bir de şunu da söylemek istiyoruz: bir sermaye artırımı özellikle bedelsizde bir lotun bölünmesi ile alakalı mevzu. Yani burada şirketin kasasından bir para çıkması ya da yatırımcının cebinden ekstra bir para çıkması söz konusu değil. Sadece bu şirkete yatırım yapan kişilerin lotlarının bölünmesi, buradaki fiyatın özellikle örnek veriyorum şu anki en son kapanış fiyatımız 674. Bunun bölünmesi ve lot sayısının arttırım, artmasıyla alakalı mevzu arkadaşlar. Tabii ki bu bizim ülkemize sermaye arttırımlar yapıldığı zaman şirketlerde ve tabii ki yatırımcılarda ekstra kar elde edilmesini önünü açmaktadır. Değerli dostlar sizlere kısaca Mia teknolojinin BDS'i sermaye arttırımına çıkan haberden de bir yorum yapmaya çalıştık analizine bakmaya çalıştık. Sizlerde yorumlarınızı bekliyoruz. Bundan sonra nasıl bir şekillendirme söz konusu olur. Tabii ki yüksek e, e, oranda bizim %1200 civarında bir artırımı gerçekten de kağıdımıza güzel bir kar katacağını, aynı zamanda güzel bir getiri sağlayacağını e, düşünüyoruz arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bizimle mutlaka paylaşın değerli dostlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Esen kalın.